Evet, selamlar arkadaşlar. 8 Mart 2023 Kore Yama Notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Kore Yama Notlarının en büyük özelliği zaten burada gördüğünüz üzere yeni bölgenin duyuruluşu kesin bir tarihe geldi. Sonunda biz şahsi tahminim benim biliyorsunuz 25 Mart'tı şölen için. O yüzden 25 Mart olduğuna göre hani Kore yeni bölge böyle 22'sinde ya da 15'inde falan gelir diyorduk tahmini ama onun doğru olmadığını ve yeni bölgenin 29'unda geldiğini artık bugün resmi olarak duyurdular. En azından Kore'ye yeni bölgeyle ilgili hazırlıklarla ilgili işte bazı şeyler falan var. Onları çok anlatmayacağım. Bilginize ama burada ben hikaye okumayı seviyorum diyorsunuz. İşte burada birinci gün, ikinci gün macera, üçüncü gün böyle yaptım, şöyle yaptım. Böyle bir hikaye serisi var. Merak eden bu videoyu hemen şöyle yukarıda aşağı durdurup bakıp okuyabilir ya da siteye girip kendileri bakabilir. Bugünkü Kore notlarının bu yeni bölgeyle ilgili olmayan çoğu kısmında global yapıda var. Biliyorsunuz Kore notlarına geldi. Globalde anlattım. Oradan geçin bakın diyorum her zaman gibi. Bu da öyle bir Kore notları olacak çünkü Kore notları Google Translate çevirisi. Ama 3 Mart Global Lab'in düzgün İngilizceden çevrilmiş bir şekilde hallolduğu için o yüzden gene onu yönlendireceğim bilginize. Eğer izlemediyseniz o videoyu izleyin. Bu yamada gelen çoğu şeyi düzgün bir şekilde anlamak için onu da bilginize hemen sunalım. Ve normal Kore yamanotlarına geçelim. Evet, bugün Kore notları 1,08 GB arkadaşlar ve bugünkü ilk değişim bir sürü gelen class değişimleri başlıyor. Bunları zaten Global Lab'de çok güzel bir şekilde anlatmıştık. Hepsi gelmemiş ama onu belirtmek istiyorum. Bazı şeyler gelmiş, bazı şeyler gelmemiş. Burada öncelikle gördüğünüz üzere Tamer geldi. Tamer'a gelen buff'lar geldi. Onun dışında Maeve'ya şu olay geldi. Wither'da şu olay geldi. Archer'a korktuğum buff'lar geldi. Bir sürü, bir sürü. Shayi'ye şu açıklamanın yazım hatası olması, pardon. Şu buff'ları veriyormuş 30 saniye kalmış. Bunlar 60 saniye sonra gerekiyormuş galiba. Yazım hatasıymış. O düzeltilmiş. Guardian'a hak ettiği buff'lar gelmiş. Ama asıl önemli olan dediğim gibi uyanış buff'ları. Ben asıl bu uyanış buff'larından çok meraklıyım. O şey Corsair'a gelecek buff'lar gelmiş. Darkania aktarıma yıllardır gereken buff gelmiş. Mago'ya beklenenle daha az nerf gelmiş ama devamlı inş gelir diye bekliyoruz. Onun dışında globalde anlattığım klaslara özel böyle hikayesel pasif dediğimiz olaylar gelmemiş. Farkındaysınız. Onları büyük ihtimal bir hafta daha değiştirecekler. O yüzden onları da büyük ihtimal bu hafta Koreanutların Global Lab'de görürüz diye tahmin ediyorum. Evet, gelelim diğer içeriklere. Kalfion'da eski ay atölyesi açıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen haftalarda gelen yamayla Kamasilve ve Eilton bölgesindeki ince eşyalarını atölyeden bedava, pardon bedava değil, oyun içi yöntemlerle craftlama özelliği gelmişti. Aynısı şimdi Kalfion'daki malzemelere geldi. Sonuçta bu balık verileri bize de geldiği için geçiyorum. Aynı şeyler önemi yok. Sonuçta burada çok önemli olan yazım hataları değişimi. Bazı temel küçük değişimler falan değişti. Çok önemli değil bunlar. Bilgi ve görev değişimi bunlarda da çok önemli bir şey yok. Arka plan, NPC ve efektler. Burada şöyle bir değişim var. Margore bölgesindeki işte deniz takasçıları var ya mesela Haran, Heracho falan yazıyor. Bunlar böyle adları değişti. Biraz daha böyle hikayesel doğruluğa erişsin diye. Çok önemli bir şey değil ama. Bir de yeni bölgenin görevini yaptığınızda bu Magnus'a erişmek için ESC basarak cutscene sırasında geri dönebileceğin şekilde güncellenmiş oradaki karakter seçim ekranında galiba. Çok önemli değil. Tamam, çok önemli değil, çok önemli değil, geç. X gelmiş. Dünya boss'unu keserken optimizasyon yapılmış. Peki. Çok önemli bir şey yok galiba başka burada. Aynen. OTP fail'larınızda tekrar deneme hakkı bir şey gelmiş. Yani bu deneme yapıldı kontrol edemiyormuş. Çok önemli değil. Oo, toplu arama fonksiyonunda bir düzeltme yapılmış galiba. Ha, ne kadar doğru yazıldığına göre şey olacak. Pardon, macera günündeki arama. Yani depo araması değil. Tamam, çok önemli değil. Önemli değil, önemli değil. Burada önemli bir arama. Ya, çoğu Global Lab'de anlattığım şeyler. Buradan zaten çok anlatamam. Google Translate çevirisi olduğu için. O yüzden dediğim gibi Global Lab yama notlarına bakın. Orada daha düzgün güzel bir şekilde bakabilirsiniz. Görebilirsiniz bilginiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dediğim gibi bugünkü Kore'nin çoğu boştu. Boş olacaktı zaten. Geçen hafta Global Lab'den de bunu biliyorduk. Ama en azından yeni bölgenin tarihi kesinleşmiş oldu. Şimdi merak ettiğim şey bu. Yeni bölgenin tarihi kesinleşti ya.
Acaba şölen bundan cidden bir hafta öncesinde mi, bir hafta sonrası mı olacak? Çünkü biliyorsunuz kış bölgesi Kore'ye gelmişti, sonra şölen yapmışlardı. Diğer bölgeye gelecekti. Bakalım bunda da öyle mi yapacaklar, yoksa bir hafta öncesine yapıp işte haftaya geliyor falan diye mi yapacaklar? Merak ediyorum. Umarım onu da yakında duyururlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videonun açıklamasındaki Twitch linkime uğramayı unutmayın. Oradan Twitch kontentime ulaşabilirsiniz. Twitch biliyorsunuz benim ana içeriğim. Ama tabii ki her zaman gibi kanalı beğenmeyi, pardon, kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın, bilginin yayılımı için. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın.